Merhaba sevgili öğrenciler, merhaba sevgili beşlerim. Bugün sizin için yazılı çekmeye başladım. Dün altlarıma çektim, bugün de size çekeceğim. Evet, dün altıncı sınıfta dersimizi yapmıştık. Bugün de beşlere yazılı örneği çekeceğim. Hemen lafı uzatmadan yazılımıza geçiyorum. Evet çocuklar, hemen yazılı örneğimizle başlıyorum. Her türlü klasik test soruları var. Ama imkanım ölçüsünde çocuklar daha fazla soru çekmeye de çalışacağım sizinler için. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Ahmet her gün evden işe koşarak gidip gelmektedir diyor. 6 günde 6144 koştuğuna göre Ahmet'in ev işle arası kaç metredir? Evi ile işi arası, pardon, yanlış okudum çocuklar. Hemen sizlere bakın. Ahmet'in evi olsun, ev olsun, iş olsun, gidip gelmektedir diyor. Yani bakın, gidip gelmektedir dediğinde 6 gün o zaman olduğuna, 6 kere bu mesafeyi, şu mesafeyi 2 kere gitmez mi? Yani 12 defa gitmiştir. 12 defada kaç kilometre gitmiş? 6144. O zaman 6144'ü ne yapıyoruz çocuklar? 12'ye bölüyoruz. Çünkü bize mesafe istiyor. 61'de 12. 5 defa. 5 kere 12. 60. 1'de yok. 14'te 1 defa. 12. 2 kaldı. 24'te 12. 2 defa. 2 kere 24. Evet. Ev ile iş arası 512'miş. Bakın burada şöyle bir hata yapabilirsiniz çocuklar. Nasıl yapabilirsiniz? 6'ya bölüp direkt bu A şıkkını da yapıp işaretleyebilirsiniz. Ama ne diyor? Gidip gelmektedir diyor. O yüzden burası bunun püf noktasıdır. Tamam. Bakın çocuklar, ister test olsun ister klasik olsun, şıklı da olsa soruları çözmeniz size mutlaka puan getirecektir. O yüzden çözerseniz çok, yani öğretmeniniz de, ben de, yani ben de bir öğrencimin çözmesini isterim açıkçası. Zaten matematik çözmeden bulunmaz. Yani şık da olsa, şu da olsa, bu da olsa çözmeden bulunmaz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, yanlış olanı bulacakmışım. Çocuklar bakın, 4'ten 19 bölü 4 küçük müdür? Burada tam sayılı kesirler vermiş. Birbirine çevir demiş. Bakın 19 bölü 4'de, yani dişik kesiri tam sayılı kesire çevirsek, 19'da 4 kaç defa var? 4 kere 4 16. Evet, 3. Yani aslında 19 bölü 4 4 tam 3 bölü 4 değil midir? Evet, o zaman bu nedir? Doğrudur. Peki 5 11 bölü 3'ten büyük müdür? Bakalım, 11 bölü 3'ü de yine tam sayılı kesire çevirelim. 11'de 3 kaç defadır? 3 kere 3 kere 3 9 2. Yani 11 bölü 3 kesiri nedir çocuklar? 3 tam 2 bölü 3'tür. Evet, o zaman bu da doğru. 5 bundan da büyüktür. 3 tamdan da büyüktür. Şimdi 1 bölü 74 büyük, 1 bölü 67 büyük. Çocuklar bunların ikisi de birim kesirdir. Ne demiştik? Birim kesirlerde payda küçüldükçe değeri büyür. Anlaşıldı mı? O zaman yanlış olan nedir? Aslında bu burada ne olacak? Küçüktür olması gerekiyor. Buna bakalım. Paydalara eşit kesirlerde ne yapıyorduk? Payı büyük olan büyüktü, payı küçük olan küçüktü. Yani burada 9-13'ten küçük olduğu için ne yapar? Bu da doğrudur. Yanlış olan C şıkkıdır. Evet, gelelim. Batu 210 TL'sinin 3 bölü 5'ini harcıyor. Batu kaç TL harcamıştır? Çocuklar, ben kesir problemlerde hep şekil çizmeyi çizdiririm doğru olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5'e bölündü mü? 1, 2, 3 parçasını harcamış. O zaman ilk önce ne yapacağım? 210'u 5 parçaya bölecek miyim? Böleceğim. 21'de 5, 4 kere 5, 20. 10'da 5, 2 defa 10. 42 neresi çocuklar? Şu 1 parça. Bakın 42'dir. Ben 42'ni ile çarpacağım. Kaç parça harcamışım ben? 3 parça. O zaman 42'yi de 3 ile çarparsam ne olur? 6, 12, 126 lirasını harcamıştır Batu. Evet, gelelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda ne diyor? 1A9, BCL1, 0D9. Şurada bakın, şurada birazcık karışık gibi gözüküyor. Şunun altını çizelim. Bu sayısı 9 basamaklı bir sayının okunuşu 159 milyon.
yazalım. Şurayı sayı yazalım. 1, A, 9, B, C, 1, 0, D, 4. Bunun okunuşunu yazalım. 159 milyon 231 bin 231 bin evet 54 54 evet. Şimdi soruyu yaz okuyorum, hem şey yapıyorum hem çözüyorum. Aşağıdan hangisi ABCD yerinden birisi değildir? Şimdi bakın, A ne çıkacak çocuklar? 5 çıkmayacak mı burada? A 5, bu 2, C 3, B 2, 231 1 0, D de 5. Evet. 5 var mı? Var. 2 var mı? Var. B, C de bu. Ama 4'lü bir rakam çocuklar nedir? Yoktur. Evet. Girelim. 5. sorumuz klasik bir soru. Ne diyor? Çok az aşağıya alayım. Görünecek galiba. 2 tam binde 438 ondalık gösterimini, basamak adlarını, rakamların basamak değerlerini yazınız. Basamak adlarını ve basamak değerlerini istiyor bizden. Bakın, burası neydi? Tam kısım. Burası neydi? Kesir kısmı, değil mi çocuklar? Kesir kısmı neyden başlıyordu? Onda birlerden başlıyor. İki nedir? Birler basamağındadır bak. Birler basamağı. Ve basamak değeri nedir? 2 kere 1, 2. 4 çocuklar bakın kaçtır? Onda birler basamağıdır. Onda birler basamağı. Evet. 4 çarpı 10'da 1'ler 0 tam 10'da 1. 0 tam 10'da 4'tür. 3 bakın hangi dizisindedir? %1'ler basamağındadır. %1'ler basamağı. Onun da değeri nedir? 3 çarpı %1. O da 0 tam %3. Evet, gelelim 8'de hangi basamaktır? Binde birler basamağındadır. Yazalım. Binde birler. O da nasıl yazılıyor? 8 çarpı basamak değeri yazılırız. Binde bir, o da 0 tam binde 8'dir. Evet, 5. sorumuzu çözdük. Nasıl gidiyor? Hepsini umarım anlıyorsunuzdur çocuklar. Uzun uzun çözüyorum anlayacağınız şekilde. Yani hiçbirini es geçmiyorum. Her şeyi ince ayrıntılı anlatıyorum. Evet. 6. sorumuz diyor ki, bir sinema salonunda 28 sıra ile her sırada 123 seyirci vardır. Bakın ne varmış? 28 tane sıra varmış. Her sırada 123 seyirci vardır diyor. Salonun tamamı dolu olduğuna göre salondaki müşteri sayısı kaçtır? Burada hangi işlemi yapacağız çocuklar? Çarpma yapacağız değil mi? Neyle neyi çarpacağız? 20, hepsinde 123 varmış. 28 tane sıra varmış. Bununla 123 ile 28'i çarpalım. 8 kere 3, 24 elde var. 2, 8 kere 2, 16. 2 daha 18 elde var. 1, 8 kere 1, 8. 1 de elde. 9, 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Toplayalım. 4, 8, 6 daha 14 elde var. 1, 10, 14 elde var. 1. Bir de eklersek 3444 müşteri varmış salonumda. Evet, 7. sorumuza geçiyorum. 7. sorumuz çocuklar, bir işlem önceliği sorusu. İşlem önceliğini ne yapıyorduk önce çocuklar? 1. Üstü sayıların değerini bulup tek sayı şeklinde yazıyorduk. 2. Parantezi yapıyorduk. 3. Çarpma bölme yapıyorduk. 4. Toplama çıkarmayı yapıyorduk. Evet, bu bilgiyi verdikten sonra şimdi sorumuza bakalım. Burada ne var? Bakın, bir üstü sayı var mı? Hemen şey yapalım. 3'ün karesi ne demekti? 3'ü 2 defa, yani kendisiyle çarp demekti. 3 kere 3, 9. O zaman şunu şu şekilde yazabilir miyim? 300 bölü 9 artı 6. O da ne yapar? 300 bölü 9 da 6'yı toplarsam 15 olmaz mı çocuklar? Bakın şurası 15'tir. 315'e bölersem ne çıkar? 20. Evet, kuralı bildikten sonra çok basit bir sorudur. Evet, 8. sorumuzda ne diyor? 3 tam 4 bölü 5 kesri içinde. Bakın 3 tam 4 bölü 5 kesri içinde kaç tane 1 bölü 5 birim kesri vardır? Aslında çocuklar bakın burada ne diyor biliyor musunuz? Tam sayılı kesri bileşik kesri çevir diyor. Bileşik kesri çevirirken ne yapıyorduk? Bununla bunu çarpıyorduk. Paydayla tamı çarpıyorum. Payı topluyordum. Yani 3 kere 5 15. 3 tam 4 bölü 5 yazalım.
3 kere 5 15. 15 4 daha 19 bölü 5. 19 bölü 5'te kaç tane 1 bölü 5 vardır? Bakın 19 bölü 5'te 19 tane 1 bölü 5 yok mudur çocuklar? Anlaşıldı mı? 19 tane 1 bölü 5 toplamışım. 3 tam 4 bölü 5 olmuş. Evet, bir bölme sorusu. Bir bölme işleminde bölen 32, bölüm 23, kalan 17. Buna göre bölünen sayı kaçtır? Çocuklar şu şekilde yapalım bakın. Ve şurada yazayım, orada işlemi yapayım. Burada bölen 32, bölüm 23, kalan 17'ymiş. Bölünen dediği yer burası değil midir? Bunu istiyor bizden. Nasıl yapacağız bunu? Ne yapıyorduk? Bölünen neye eşit diyorduk? Yazıyorum. Bölünen neye eşittir? Bölen çarpı bölüm nedir? Artı kalandır. 20 70 için burayı yazıyorum. Şimdi evet, neyi çarpıyordum? 32 ile 23 çarpıyordum. Bakın bir yanlış, bir sürü şey kaybettiriyor. 6 9 4 64. Evet, 6 13 elde var. 1 7 736'ya bir de kalan neydi? 17 ekleyeceğiz. 3 4 7 743. Bu sefer neresi yanlış yaptık? 753 var. Ha, 40 burası 5 olacak çocuklar. Ay, kafam neden bu kadar dağınık benim bugün ya? Kusura bakmayın ya. Çocuklar inanın, hayat bayağı bir yoruyor insanı. O yüzden affola kusurlarım. Aşağıda okunuşları verilen sayıların ondalık gösterim, ondalık gösterim verilen sayıların ise okunuşlarını yazınız diyor. Evet, okuyalım. 5 tam binde 5. Bakın 5 tam binde olması için burada 3 basamak olması gerekiyor mu? Binler basamağı 5'miş mi? O zaman buralarına gelecek? 0 gelecek. 10 tam yazdık 10 tamı. %11. 2 basamak %11. Evet. 100 tam yazdık. Binde 101. Binde 101. Bunu okuyalım. 1 tam kaçta kaç çocuklar? Bakın. 10'da 1'ler, yüzde 1'ler, binde 1'ler. Binde nedir? 11. Evet. Bunu da yazdıktan sonra gelelim. Aa, altta bir tane daha varmış. Kusura bakmayın, işte onu görememişim ekranda. Bunu da yazalım. 2 tam yüzde 24. Evet. Ne yapıyoruz? Ay, kalemim çizdik. Evet. Şuradan ekranı ayarlamaya çalışıyorum. Bile bile size büyük yapıyorum da. Soruları tek başına göresiniz diye ama. Niye bu tarafa gelmedi ben onu anlamıyorum. Evet. Evet. 11. sorumuz çocuklar. Keselerli toplama ve çıkarma sorusu. Keselerli toplama ve çıkarmayı nasıl yapıyordu çocuklar? İlk önce birinci kuralımız neydi? Paydaları eşitlemekti. Bunu artık biliyoruz. Şimdi 5 ile 10 nerede eşitlenir çocuklar? Çok basit bir soru. Ne yapacağım? Bunu 2 ile genişletirsem 10 olur mu? Ama ne yapacağız? Burada dikkat etmem. Payla paydayı çarpıyorum. 2 kere 6 12. 5 kere 2 10. Eksi 7 bölü 10. Şimdi paydalar eşitlendi. Paydaları çıkaralım. 12'den 7 çıktım. Ortak payda yazalım. O da ne yapar? 5 bölü 10. Hatta sadeleştirsem 1 bölü 2 çıkar. Gelelim 3. soru, B şıkkına. 3 bölü 4 artı 5 bölü 12. Çocuklar bakın, bunu 4'ü 3 ile genişleteceğim. 3 kere 3 ne yapar? 9. 3 kere 4 12 artı 5 bölü 12. O da ne yapar? 5, 9 daha 14 bölü 12 yapar. Bunu sadeleştirebilirsiniz. 2'ye bölerseniz 7 bölü 6 gibi bir sonuç elde edersiniz. Bakın bu sadeleştirmeleri neden gösteriyorum? Çocuklar bazen şıklı olabilir. Şıklarda sizin bulduğunuz olmayabilir. O yüzden mutlaka sadeleştirmeyi öğreniniz. Evet, 12. sorumuzda keselerde sıralama sorusu. Ne diyor bu keselerde sıralama sorusu? Evet. 1 bölü 9, 1 bölü 18, 1 bölü 3 ve 1 bölü 7 verilen keseleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Çocuklar burada ne yapacağız? Bakın hepsi birim kesir. Biraz önce de söyledim. Birim kesirler. Yani bir parça alınmış, farklı farklı büyüklere bölünmüş. Ne yaparız burada? Mantık nedir? Aza böldüğümde parçanın büyüklüğü daha büyük olmaz mı? Yani
Paydası küçük olan ne oluyordu? Büyük oluyordu. Yani paydası en küçük hangisi küçükten biri sayılacakmış? He. O zaman en büyük olan en küçük olacak. Yani 1 bölü 18 küçüktür 1 bölü 9'dan, o da küçüktür 1 bölü 7'den, o da küçüktür 1 bölü 3'ten. Neden? Bakın, bir bütün 18 parçaya mı bölseniz büyük parça olur, 3 parçaya mı bölseniz büyük parça olur. Tabii ki de 3 parçaya böldüğümde daha büyük parçayı elde etmiş olurum. Evet, yine kesirlerden devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 35 bölü 55 kesirinin 5 ile sadeleşmiş halidir? Yani sadeleştirme dediğinde ne yapıyoruz? Şurada bakın. Şuraya yapalım. 35 bölü 55'i sadeleştirme deyince ne yapıyorduk? 5'e bölüyorum. Bakın 35'i 5'e böldüm. 7. 55'i 5'e böldüm. Ne çıkar? 11. Yani 7 bölü 11 boludur. Bu da kolay bir soru. Evet. Şimdi gelelim yine bir klasik soruya. 1 bölü 6 kestir sayı doğrusu üzerine gösteriniz. Çocuklar 1 bölü 6 kestir nedir? Basit kestir. Yani birim kesirdir. Ne ile olacak? 0 ile 1 arasında olacak. Kaç parçaya bölmüşüm? Bakın 3 parçaya böldüm. 3 parçayı tekrar 2 parçaya bölersem 6 parçaya bölündüm. Bakın burada aralık sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane aralık olacak. Bir tanesini almışım. Bakın şu nokta çocuklar 1 bölü 6 noktasıdır. Evet, bunu da dikkat ediyoruz. Gelelim 15. sorumuza. 15. sorumuzda ne diyor? Bir sinemanın bilet fiyatları öğrenci için 10 TL. Hemen yapalım. Öğrenci için 10 TL'miş, altını çizelim. Yetişkinler için 20 TL'dir. Bu maçı biletli. Sinema demiş, bilet demiş. Maç da izleyebiliriz tabii sinemada. 25 öğrenci 40 yetişkin izlediğine göre bilet satışından toplam kaç TL gelir elde ederiz? Bakın öğrenciler kaç paraydı? 25 ile 10'u çarpacağız. Öğrencilerden kaç TL elde etmişler? 250 TL. Gelelim yetişkinlere. Yetişkinler 40 lira. 40 tane yetişkin kaç paraydı? 20 liraydı. 40 ile 20'yi çarparsam ne yapar? 800. Toplarsam ne olur çocuklar burası? 1050 TL kazanç sağlar. Yani Denizli'dir. Evet, gelelim 16. sorumuza. Yavaş yavaş soruların sonuna geliyoruz. Umarım bütün soruları, bütün konuları tekrar etmiş, anlamış olursunuz. Sınavınızda benimle birlikte çalıştığınız için ne yaparsınız? 100 alırsınız. Tamam mı? Bakın yorumlarınızda mutlaka kaç aldığınızı merak ediyorum. Yani Türkiye'nin her yerinden öğrencilerim var. Nasıl bir başarı elde ediyoruz? Bunu çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum şurada. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın bunların açıklamalarda PDF'leri var. Çıktı alıp bunları çözebilirsiniz de aynı zamanda. Tamam, bunu da yapabilirsiniz. Bir de birden fazla yazılı örneği çözmeyi düşünüyorum sizler için. Ama tabii zamanımız yeterse. Evet, devam edelim soruya. Efe parasının 5'te 4 ya da 4 bölü 5 ile kitap alıyor. Kitap 36 olduğuna göre, 36 TL olduğuna göre, 4 bölü 5'i yani 36 ise Efe'nin başlangıçta kaç parası vardır? Aslında şurada bunu demiyorum. 4 bölü 5 36 ise tamamı kaçtır? Hemen şekil çizelim çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. 4 bölü 5 neresidir? 1, 2, 3, ve 4. Burası nedir çocuklar? 36 TL'ymiş. Bize ne istiyor? Paranın tamamı kaçtır diyor, değil mi? O zaman ben 36'yı 4'e bölsem bir parçasını bulur muyum? Bulurum. O da kaç olur? 9. Yani şu parça 9'muş. Hepsi 9'muş. Kaç parçadan oluşuyor benim param? 5 parçadan. 9 kere 5 de yapar çocuklar. 45. Yani başlangıçta Efe'nin 45 TL'si varmış. Evet, aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir? Bileşik kesir neydi çocuklar? Birden bire eşit veya birden büyük. Yani payı paydasından büyük olacak. Bakın, payı paydasından küçük. Payı paydasından küçük. Bakıyorum 9 6'dan büyük olduğu için nedir? Bileşik kesirim 9 bölü 6'dır. Ne dedik? 2 küçüktür 7'den. 5 küçüktür 8'den. 4 küçüktür 5'ten. Bunlar hepsi basit kesirdir ama 9 büyüktür 6'dan. Bu nedir? Bileşik kesirdir. Evet. 18. sorumuza geliyoruz. Aşağıdakiler hangisi 3 bölü 5 kesirine denk değildir? Bakın, denklik olması için ne olması lazım? A kesir aynı sayıyla genişletilmesi lazım veya aynı sayıyla
sadeleştirilmesi lazım. Şimdi bu 3 bölü 5'e denk midir? Bakalım bakalım. Bakın bunu 2 ile çarpmış. Bunu da 2 ile çarpmamış mı? Evet. 6 bölü 10 olmuş. Doğrudur. Bakalım bu 3 bölü 5'e eşit mi? Bu kaçla çarpılmış çocuklar? 3 ile. O zaman bunu da 3 ile çarparsam ne çıkar burada? 15 çıkması lazım. O zaman bu buna denk değildir. Ama diğerlerine bir bakalım bakalım. 3 bölü 5'e denk mi? Kaçla çarpmış? 4 ile. Kaçla çarpmış? 4 ile. Evet doğru. 3 bölü 5'e denk midir? Bakalım. Kaçla çarpmış? 5 ile. Kaçla çarpmış? 5 ile. O zaman bu da denktir. Yani denk olmayan nedir? Bu olur. Buradaki 12 ne olması gerekir? 15 olması lazım. Çünkü 3 de genişletmiş ilk payı. Evet. Aşağıda verilen eşitler hangisi doğrudur? Burada da tamamen tam sayılı kestiri, bileşik kestire çevirme vardır çocuklar. Ne yaptı? Biraz önce soruda denemiştim. Çarpıyorum. Topluyorum. 3 kere 4. Doğru olan arıyormuşuk. 3 kere 4. 12. 12 bir daha. 13 bölü 4 olması gerekiyor. Yanlış. 2 kere 8. 16. 2 daha 18 bölü 8. Bu da yanlış. Çarpıyorum, topluyorum. 5 kere 1, 5. 2 daha 7 bölü 5. Bu da yanlış. 6 kere 6, 36. 1 daha 37. O zaman bu doğru, bu da doğru. Yani Denizli doğrudur. Evet, 20. sorumuza geçelim. 6 bölü 9 eşittir kare bölü 18. Yandaki veriler kesirler. Denk kesir olduğuna göre kare yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Bakın kaçla genişletmiş çocuklar? 2 ile çarpmış. O zaman 6'yı da bulmak için ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. O da ne olur? 12. Yani 6 kere 2 ne yapar? 12. Evet, sorularımızın sonuna geldik. Evet, burada da bir yazılı örneğini bitirdim çocuklar sizler için. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Diyorsunuz ki orada bir özgür öğretmen var, bize çok güzel şeyler öğretiyor. Sen de gel arkadaşım, sen de izle, sen de. Bakın inanın özel ders tadındadır benim derslerim. Yani özel derslerde de tabii daha fazla zaman olduğu için daha fazla soru çözebiliyoruz ama inanın bunları çözdürüyorum. Size de ondan dolayı fazla fazla video çekeceğim. Evet, Matematik Akademisi kanalında kalıyoruz. Başaracağız. Ve başarıyla kalıyoruz. Sevgiyle kalıyoruz. Sizleri çok seviyorum.